Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda Bitcoin 26.000'in altında kalmaya devam edecek mi? Yoksa 26.000'in üstüne çıkacak mı? Ya da ne zaman çıkacak? Bunu konuşacağız. Bununla beraber bazı kişiler var marjinde şöyle yapın, böyle yapın diye. Burada bilmeniz gereken bir detay var. Ve sonrasında Bybit borsasında birleştirilmiş hesapta hem değişiklikler var hem de niçin kullanılır bunları konuşacağız. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz ki 1,5 yıldır ayı sezonundayız ve şu ayıdan bir türlü kurtulamadık. Kurtulama sebeplerimiz tabii çok fazla, birçok sebep var. Ama hepsinin ana nedeni önümüzde çok büyük bir mega sezon var. Bakın, biliyorsunuz ki ETF onayı vardı, ertelendi. Red yemedi, ertelendi. Şu an bu ETF onaylarının yani başvurularını topladığımızda piyasa hacminin, Bitcoin'deki piyasa hacminin 4 kat, 5 kat fazlalık bir fondan bahsediyoruz. Yani sevgili dostlar, bu ETF onaylarından birinin bile onaylanması halinde diğer hepsi onaylanacaktır. Onaylandığı anda da bu piyasa çok kısa bir sürede çok hızlı yükselecek. Tekrar ediyorum sevgili dostlar. Hani çünkü birçok dostumuz bu cümleyi anlamayabilir. Kripto para piyasası çok kısa bir sürede çok hızlı yükselecek. Neden böyle söylüyorum? Şundan dolayı. Çok kısa bir sürede hızlı yükselmesinin sebebi zararına satıp gidenler bu fiyatlardan alamasın diye. Hatta görmenizi istediğim bir yer var. Bundan 3 ay, 3,5 ay önce Bitcoin 16 bin dolardı. Sonrasında 3 aylık sürede %100 yaptı ve 32 bin dolara çıktı. Haliyle %100'den düşüş gösterdi, 26 bin dolar. Ama bakıldığında Bitcoin şu an son 3 ay, 3,5 ayda %70'lik bir yükselişe hakim. Tabii şu an birçok kişi bu %70'lik yükselişi, %60'lık yükselişi göremiyor sevgili dostlar. Sadece görebildikleri 60 bin dolardan 25 bin dolara düştü, 32 bin dolardan 26 bin dolara düştü. Ama hiç kimse Bitcoin'in son 3 ayda %60'dan fazla bir yükseliş gösterdiğini görmüyor, düşün. Ve bu ETF onayları geldikten sonra piyasa ne olacak biliyor musunuz? 10 günde, 15 günde hiç kimse duymadan, hiç kimse bilmeden Bitcoin bir anda 40 bin dolara geçip 45 bine gitmeye başlayacak. Tabii bununla beraber altcoin'ler de çok fazla uçacak. İşte ondan sonra ne mi olacak? Birçok kişi bu fiyatlardan satıp sattığı fiyatın %100 üstünde bir rakamdan geri almak zorunda kalacaklar. Eylül ayı, Eylül'ün ilk ayları piyasaların biraz kripto para toplama, Bitcoin toplamayıdır. 6 Eylül'deki ETF başvurusundan sonra ertelenme geldi. Bitcoin yerinde saydı. 4 gün, 5 gün sonrasında Bitcoin 26.000'i geçecekken yine bir dünya satış baskısı tekrardan 25.600'lere geri getirdiler. Bunu yapan lider olduğunu iddia eden borsa. Hatta biz de birçok dostumuza altcoin sepetlerinizi bu borsada yapmayın diyoruz. Piyasayı bu hale getiren bu borsa. Nedeni ise büyük fonlara, az önceki bahsettiğim gibi büyük fonlara ucuzdan Bitcoin satabilmek için. Ve o büyük fonları piyasaya çekmek için. Ve bunun sonrasında sevgili dostlar, Eylül sonunda başlar büyük bir boğa ve Mayıs sonuna kadar devam eder. Kriptonun ana tarihi böyledir. Geçmiş grafiklere bakın. 1,5 yıl boğa sürdüyse 1,5 yıl ayı sürer. 2 yıl ayı sürdüyse 1 yıl boğa sürer ama o 1 yıl 2 yılı kat be kat katlar. Şu an sizin yapacağınız çok basit bir şey. Beklemek. Sabırla beklemek. Tabii bu sabırla bekleme esnasında margin. Bunu ben defalarca konuştum ama geçen gün YouTube'da bir yayın gördüm. Bir short video gördüm. Yani bunu bu videoma sıkıştırmadan duramadım. Çıkmış bir tane kendini bilmez biri aynen şöyle diyor. İşte XRP yükselmişti. Yüksekteyken düşeceği belliydi. Buna short açın. %20'den %0'a düştüğünde 20 kat şu kadar para yapar.
gibi bir video. Sevgili dostlar, bakın kriptoda tepenin en tepesi yoktur, dibin en dibi yoktur. Şimdi bu kendini bilmez şahısa göre, diyelim ki A coin'i %40 gitti. %40'tan short düşecek diye marjı açtınız. %40'tan %10 düşse, 10x açsanız evet %100 para kazanıyorsunuz. Ama emin olun siz onu açtığınız gün %40'tan %50'ye gider. Yani %10 daha artar, paranız çöp olur. Böyle bu tarz kriptodan anlamayan, anladığını iddia eden insanlara itimat etmeyin. En tepedeyken hiçbir coin'e bırakın marjini, spotta bile işlem yapılmaz. Çünkü nereye gideceği belirsizdir. Tepenin daha tepesi de olabilir. En tepesi de olabilir. En tepeyi kırar, daha yükseğe de gidebilir. Ya da o kişinin dediğinin diğer bir cümlesi de şuydu. En dipteyken long açın. Zaten en dipte. Dibin dibi vardır arkadaşlar. Bunu zaten bu ayı sezonunda çok iyi bir şekilde yaşayarak gördük. Bunu özellikle belirtmek istedim. Lütfen marjin işlemden uzak durun. Hele bu tarz içerik üretenlere de itimat etmeyin. Onların tek dertleri sizi gerçek anlamda bilgilendirmek değil, sadece izlenme almak. Ve şunu unutmayın, kriptoda tepenin tepesi yoktur, dibin de dibi yoktur. Bunu özellikle belirtmek istedim sevgili dostlar. Sonrasında Bybit borsasında çok güzel bir sistem var. Bunu hem sizlere anlatmak istiyorum. Birleştirilmiş hesap diye ve birkaç değişiklik de var. Bunları telefondan ekran kaydıyla anlatacağım. Çünkü birçok dostumuz Bybit borsasını mobilden kullanıyor. Sevgili dostlarım, Bybit borsasında birleştirilmiş alım-satım hesabı kapsamındaki marjin modlar arasındaki fark var. Bu önce ne demek sevgili dostlar? Şunu anlatmak istiyorum. Tek bir hesaptan tüm işlemlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yani nasıl? Spot'tan marjine, marjinden vadeli işleme, vadeli işlemden tekrar marjine gibi paranızı durmadan transfer etmiyorsunuz. Tek bir hesaptan hem vadeli işlemlerinizi hem marjin işlemlerinizi hem de spot işlemlerinizi görüp ona göre pozisyonlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Burada tabii bazı değişiklikler var. Bunları da hem ekran kaydından siz de izlemiş olacaksınız sevgili dostlar. İşte kullanıcı profili izole marjin, çapraz marjin, portföy marjini diye geçecek. Burada spot vadeli işlemler diye ikiye bölünmüş ve profesyonel vadeli. Az önce bahsettiğim gibi sevgili dostlar, marjin işlemlerden uzak durun. Eğer ki de yapacaksanız gerçekten birincisi bu işi iyice öğrenin, öyle yapın. Ama bu lütfen kripto eğitimi veriyorum diyenlerden uzak durun. Hiçbiri ne verdiğini bilmez. Ve de böyle Bybit borsasındaki gibi yapın sevgili dostlar. En azından koruma fonları daha fazla, kendinizi koruyabileceğiniz daha fazla. Buraya devam etmeden önce de şunu anlatmak istiyorum. Bakın o lider borsa diye geçiyor ya şu an, en büyük borsa diye kendilerine hitap ediyorlar. Çok basit bir örnek. Marjinde en çok arpa coin gibi coinleri vardır. Siz 10x açarsanız coin hiç fiyat değişikliği yoktur. Ama grafiğine baktığınızda %10 aşağıya iğne atmıştır ve bir anda tüm paranız yok oluverir. Ama baktığınızda fiyat aynıdır. Bu tür şeylerini biz çok gördük, çok yaşadık. Hatta ilerideki günlerde canlı bir o anı yakalayabilirsem size videoda göstereceğim. Hatta TikTok yayınımda da bunu göstereceğim sevgili dostlar. İşte bu yüzden o borsanın vadeli işlemlerini, marjinini kullanmayın. Bu tür birleşik hesabı olanları kullanın. En azından biraz daha garanti, biraz daha riski minimize edip bu hesapta mesela size risk raporu sunabiliyor. Riskinizin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ama orası tam bir kasaphane. Tam bir dolandırıcı yuvası. Buna dikkat edin. Sonrasında sevgili dostlar işte yine aynı şekilde geçiyorum. Gerekli kriterler, izole marjında herhangi bir kriter yok. Çapraz marjinde yok. Portföy marjini, yani profesyonelseniz minimum 1000 dolarlık bir değişim gelmiş burada. 1000 dolarlık minimum bakiyenizin olması lazım. Ve burada gördüğünüz gibi pozisyon modları var. Bu arada ben bu sayfanın linkini Telegram kanalımda paylaşacağım. Oradan da tekrar girip siz tek tek inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. İşte burada varlık modu, tek varlık modu, çoklu varlık modu diye bunları detaylı şekilde görebilirsiniz. Marjin işlemlerde yine söylediğim gibi sevgili dostlar, eğer ki açacaksanız, marjin işlem yapmak istiyorsanız en azından böyle Bybit borsasındaki bu tür birleştirilmiş hesabı olan bir borsa kullanın.
Ama maalesef ki birçok kişi bu lider olduğunu iddia eden borsayı kullanır ve orada çok para kaybederler. Long açar, short çıkar, short açar, long çıkar ve bir anda tüm hesapları, yani tüm bakiyeleri kaybolur. Bunu geçmişte, yani çok yıllar önce biz de denedik. Ben bunu tecrübe ederek öğrendim. İşte coin hiçbir şekilde fiyat değişikliği yok. Ama grafiğine baktığınızda küçük bir iğne var ve tüm bakiyeniz gitmiş. Buradaki amacım bu bakiyelerinizi koruma adına, durduk yere bu kasap olan borsaya paranızı kaptırmama adına ben sizlere böyle bir içerik hazırladım. Hani en güvenli olduğunu, riskin minimize olduğunu düşündüğüm borsayı da size anlatmaya çalıştım. Linki de Telegram kanalıma bıraktım sevgili dostlar. Detay, Telegram kanalındaki açık hesaplar, adıma açılmış hesapların hepsi dolandırıcıdır. Bizim Telegram hesabımız gizlidir ve sadece mail adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Her şeyden önce sağlıcakla.